konuşacağız. Bunlardan ilki dün CHP'nin Trabzon'a gerçekleştirdiği miting. İkincisi Cumhur ve Millet İttifakı'ndaki liste tartışmaları. Üçüncüsü ise HDP tip gerilimi. Hızlıca başlayalım istiyorum. Bu kez normalde usulümüzden farklı bir biçimde Trabzon soruyu soran normalde usulümüz şöyleydi. Açılışı yapan kişi soruyu yöneltiyor. Diğer kişi cevap veriyordu. Ancak dün Trabzon'daki mitingi ben takip ettiğim için hem soruyu soracağım hem de açılış konuşmasını yapıp dünü anlattıktan sonra Kadir abiye bırakacağım. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Dün Kadir abi dün Trabzon'daydık. Trabzon'da tabii aslında Kemal Kılıçdaroğlu bir miting yapmak istemiyordu. Normalde grup bildiğin üzere Cumhurbaşkanı adayını ilan ettikten sonra her salı yaptığı grup toplantısını bir ile kaydırmıştı ve daha çok milliyetçi muhafazakar duyarlılıkların öne çıktığı illeri tercih ediyordu. Şimdi Trabzon'da aslında grup konuşması yapmak istedi ve orada Atatürk Meydanı denilen, Meydan Parkı denilen yerde 3000 kişilik bir çadırda toplantı yapacaktı. Bir gün öncesine kadar da aslında gerekli izinler alınmıştı, vali izin vermişti filan. Fakat son dakikada bir gün önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmaz dedi. Hatta iddia o ki Trabzon AK Parti milletvekili Salih Cora'nın müdahalesiyle birdenbire verilen izin geri alındı. Öyle söyleniyor. Tabii bu bununla bitmiyor. Bir de durup dururken AFAD, şu depremde işini yapamayan AFAD, şu elinde bir deprem olduğunda bu kentler hakkındaki olasılık en kötü senaryoyu bildiği halde önlem almayan AFAD. Deprem olduktan sonra da 48 saat boyunca arama kurtarmaya gidemeyen AFAD, kendisinden hiç bekleneni yapamayıp kendisinden beklenmeyeni yaptı ve Trabzon'da birdenbire meteorolojiye dayandırdığı bir alarm verdi. AFAD'ın CHP'nin etkinliğinden bir gün önce yaptığı açıklama şuydu: yarın Trabzon'da fırtına kopabilir, bazı direkler devrilebilir, bazı çatılar uçabilir. Sokağa çıkmayın. Evet, zehirlenmeler meydana gelebilir diye bir uyarı yayınlandı. Oldu mu peki bunlar? Yok, aslında hava sıcaktı. Değil fırtına kopması. Bir, yani Allah için bir yağmur damlası bile düşmedi ben Trabzon'da. Ben de izledim zaten, evet. Yani çok evet. Asude yani gayet ben, güzel bir hava vardı. Şöyle, montla gitmiştim AFAD'ın uyarısını bilmeden. Montu koyacak yer bulamadığım için giymek zorunda kaldım. Çok sıcaktı yani. Limonata gibi. İyi bir ilkbahar yani. Günüydü. Yani değil fırtına dediğim üzere tek bir damla bile Trabzon'a düşmedi. Şimdi tabii hazırlıksız bir mitingdi. Çünkü düşünülmemiş, miting olarak düşünülmemiş bu. Esasen bir grup toplantısı olarak düşünülmüş. Bir kere Ramazan günüydü. Peki nasıl duyuruldu hazırlıksız olması? Yani CHP yani kendi il örgütleri... Çünkü kalabalık vardı. Şöyle gördüm. CHP kendi il ve ilçe örgütleri üzerinden kitlesine duyurdu yani. Hmm. Yoksa geniş bir duyuru şeklinde olmadı. Şimdi tabii bir kere Ramazan günü. Doğu Karadeniz'de Ramazan gününde, ben de ailemden de biliyorum yani... Rize'de yaşadığım yıllarda da öyleydi. Genelde iftar saatine yakın uyanılır yani. İşte insanlar iftarın bir bölümünü oruçlu geçirir. Bu nedenle 1.30 erken bir saattir. Yani miting içinde, Ramazan günü yapılacak bir buluşma içinde erken bir saattir. İkincisi, okullar açık. Ve dediğim üzere bir hazırlık yapılmamış. Buna rağmen iyi bir kalabalık vardı. Meydan doluydu, hınca hınç doluydu, coşkuluydu. Kadınlar öne çıkmaktaydı ve çocuklar, özür dilerim, gençler öne çıkmaktaydı. Ve alanda Millet İttifakı'nın her bir unsuru vardı. İYİ Partililer milletvekilleriyle vardı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partilerinin hepsini ben meydanda gördüm. Doğu Karadeniz'de bir kaynaşmışlık örneği ortaya koydular. Ama ondan daha fazla bir şey gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kampanyaya kendisini ne kadar adadığını gördüm. Adeta kendi Cumhurbaşkanlığı kampanyası gibi kendisini ortaya koyduğunu gördüm. Esasen bundan bir ay öncesine kadar ve uzun bir zaman boyunca, hatta çeşitli komedi programlarına konu olacak kadar Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti olduğu üzerine konuşuluyordu. Biz de konuştuk. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani parti içindeki Cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen diğer kişi olarak anılıyordu. Hı hı. Böyle bir hikaye boyunca Ekrem İmamoğlu hep şunu dedi: ben altılı masanın en çalışkan neferi olacağım. Bu belki o günlerde anlaşılamadı. Ya aslında işte bu durumu, kendi durumunu, adaylık durumunu belki örtüyordu ya. Hor görüldü diyelim. Tam karşılığı verilmedi diyelim.
Fakat onu ben Trabzon'da gördüm. Yani altılı masanın en çalışkan neferi olacağım cümlesinin hakkını gözümle gördüm, Trabzon'da verdi. Trabzon'dan önce başladı aslında. Trakya'da miting yaptı Ekrem İmamoğlu. Kendi mitingi değil. Ha, ondan önce altılı masa krizinde yapıcı bir rol üstlendi. Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında ilişkiler onaran bir tutum izledi Mansur Yavaş'la beraber. Ardından Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla yardımcılığı unvanları onlara verilerek sürece katıldılar. Sonra Trakya'ya gitti. Geçen gün Sinop'taydı. Meydanı dalgalandırdı. Dün de Trabzon'da ev sahibi gibiydi Kadir abi. Ev sahibi gibiydi. Bir kere kendisi konuşma yaptı. Zaten ki onun şehri. İyi bir konuşma yaptı. Ardından sunucu Barış Bozkurt var. Hatta onun rolünü aldı. Yani üniversite eğitimini alana kadar Trabzon'da yaşamıştı. Evet, evet. Doğru değil mi? Evet. Babası oranın esnafı, ailesi orada. Hatta sunucu Barış Bozkurt da dedi ki, yani onun görevini devralarak Kılıçdaroğlu'nu ben çağıracağım dedi. Liderini çağırdı. Trabzon spor forması, kaşkolu armağan etti. Kasket, Trabzon kasketi verdi. Tam o esnada bir binanın üzerine ikisinin kasketli bir fotoğrafı. Hmm. Kasketlerimizi çıkardık, başlıyoruz yazılı bir afiş, dev bir afiş asıldı. Ve Kılıçdaroğlu konuşurken onun önünde bir kürsüye çıkan basamağın üst noktasında yüzü Kılıçdaroğlu'na dönük şekilde konuşması boyunca ayakta bekledi. Dikkate değer bir andı bu. Kendi şehrinde ve liderine nasıl bir saygı gösterdiğini orada sahnede durdu. Sahnede durdu. Tam sahnenin bir basamak altında aslında. Sahnede değil. Yanında değil. Ama yanında değil. Karşısında, yüzü ona dönük olacak şekilde. Evet. Konuşmasını ayakta dinledi. Yani diğerleri gibi o da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemiş oldu. Evet. Yüzü Kılıçdaroğlu dönüktü. Ve Kılıçdaroğlu bu anı paylaştı. İşte benim evladım diye paylaştı. Ben bu anı bir kampanyadaki en önemli unsur olarak görüyorum. Bir kere tabii Trabzon itibariyle mitingler dönemi başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk mitingi olarak kabul edilebilir bu. Mitingler dönemi başladı. İkincisi, Kılıçdaroğlu artık o sahnede yalnız değil. Trabzon'la beraber gördük ki Ekrem İmamoğlu bütün ağırlığıyla kampanyada aktif hale geldi. Bu çok önemli. Şu bakımdan. Şimdi tabii son dönemde tartışılıyor. Muharrem İnce'nin aldığı oy üzerine çeşitli fikirler ileri sürülüyor. Ben de gördüm araştırmaları. %5 ila 10 arasında Cumhurbaşkanı adaylığında bir ona karşı rağbet olduğu anlaşılıyor. Onun üzerine çıkan araştırmaları da gördüm. Partisinin ise %3 ila 7-8 bandı arasında oy alabildiğine dair araştırmaları da gördüm. Önümüzdeki günlerde bu azalır mı azalmaz mı göreceğiz. Fakat mesele şu. Muharrem İnce Ocak ayı başında 1/3 oranında oy alan Muharrem İnce. Ne oldu da 3 ay sonra birdenbire %3-5-10 düzeyinde oy alabilecek bir performans gösterdi. Hı hı. Esasen kendi performansı burada etkili değildi. Altılı masadaki 3-6 Mart arasındaki Akşener'in gelgitiyle oluşan kriz ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday ilanıyla beraber buradan bir oy dalgası koparak Muharrem İnce'ye gitti. Hı hı. Bu oy dalgasında görüyoruz ki işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına öteden beri itiraz eden İYİ Partilerin bir kısmı, diğer taraftan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini ifade eden çoğunlukla gençlerin olduğu bir kısım seçmen de Muharrem İnce'nin arkasında dizildiler. Öyle anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu benim gördüğüm kadarıyla Trakya mitinginde, Sinop mitinginde, Trabzon'da ve bugün Isparta'da. Bugün de Isparta'da çok kalabalık miting yaptı. Isparta esasen geleneksel olarak sağın güçlü olduğu bir yerdir. Süleyman Demirel'in bütün ağırlığını hissettirdiği bir kenttir. Burdur Sosyal Demokrat, Isparta merkez sağdır. Isparta'da güzel bir kalabalık vardı ve orada da şu vurguyu yaptı. Birleşe birleşe kazanacağız dedi. Bazıları ayrılıyor isim dedi. İsim vermeden Muharrem İnce'ye değindi ve bazıları yolunu ayırıyor. Ben ona bir şey demiyorum ama biz burada kalacağız dedi. Bölünmeyin dedi. Bu vurguyu sıklıkla tekrarlıyorum. Bu tabii ki işte Millet İttifakı'ndan az önce sıraladığım nedenlerle Millet İttifakı'ndan kopup Muharrem İnce'ye akan çoğunlukla gençlerden oluşan seçmen grubunu geri çekmek, Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasına katmak için İmamoğlu tarafından bilinçli şekilde uygulanan bir stratejik plan bu. Hı-hı. Özellikle gençler ve kadınlara seslenen bir stratejik plan ve doğru yerde duruyor İmamoğlu. Doğru bir hamle yapıyor, hı-hı, doğru yerde duruyor. Bunu yaparken de ne İnce'yi incitiyor, ne İnce'nin kitlesini incitiyor. Onu da bu tutumundan dolayı işte seçmen nezdinde karalamadan ancak kitlesini kazanan bir strateji izliyor. Ve bu sonuç alacak. Ben öyle görüyorum. Çünkü o kitle nezdinde yani İnce'ye oy vereceğini söyleyen kitle nezdinde İmamoğlu'nun kredisinin ve imajının çok açık olduğunu biliyorum. Fakat bu sadece İmamoğlu'yla da sınırlı kalmamalı. Eğer Millet İttifakı kazanmak istiyorsa
şunu görmeliler. Karşılarında Türkiye siyasi tarihinin en aşırı sağ koalisyonu var. Özellikle Hüdapar'ın katılımı, yeniden Refah Partisi'nin katılımıyla Türk siyasi tarihi böyle bir sağ koalisyonla bir daha karşılaşmadı. 1970'lerdeki Milli Cephe koalisyonları bile bunun yanında laik hükümet kalır. Bunların hiç, bu, neredeyse bu koalisyona bir tek İBDAC'a katılmadı. O öylesi bunlardan biri şiddetle gri bir alanda teması olan bir parti ve bu partinin katıldığı bu aşırı sağ koalisyon bana sorarsan Türkiye'nin demokrasi açısından bir risk oluşturuyor. Hatta bir ölçüde milli güvenlik riski oluşturuyor. Çünkü Türkiye'de laiklik geniş kitleler tarafından benimsenmiş ve inanç farklılıkları olan bir ülke Türkiye bu bakımdan bir risk oluşturuyor. Bunun karşısında, bu koalisyonun karşısında Millet İttifakı bütün bileşenleriyle sahnede çıkmak zorunda. En çok da milliyetçi muhafazakarlardan oy almak zorunda. Onlar açısından kredisi yüksek profiller İmamoğlu ve onun yanı sıra Mansur Yavaş ve Meral Akşener. Mansur Yavaş ve Meral Akşener bilhassa İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Güney Anadolu'da, Ege'nin iç kesimlerinde sözü muteber milliyetçi ve muhafazakarların kulak kesildiği insanlar. İmamoğlu nasıl Karadeniz'de, Trakya'da, Sinop'ta, yarın Tokat'ta ve Amasya'da sahneye çıkıyorsa aynı performansı onların da göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ve burada bitiriyorum. Şimdi Trabzon'daki mitingden madem söz açıldı. Ben Trabzon'daki mitingin... Sen de Trabzonlusun bu arada. Onu da tabii edeyim. Benim, evet. Benim nüfusum hala Trabzon'da. Evet, onu da kayda geçirelim yani. Tabii. Evet. Oğlumun da nüfusu Trabzon'da. Biz Trabzon'da görünüyoruz. Evet. Yani benim babam Trabzonludur. Evet. Liseyi Trabzon'da bitirmiştir. Trabzon Lisesi'nden mezundur. Sonra da Mülkiye'de okumuştur. O zaman Mülkiye İstanbul'dayken. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Ama Trabzon'da pek bir yakınımız kalmadı. Herkes göç etti. Yani Trabzon nüfusu çok değişti. En azından hemşehrilerin bilsin yani. Evet. Yani, evet. Şaşırabilirler evet. Trabzonlu olduğumu öğrenince ama yani Trabzonluyum ben de. Kendimi İstanbullu bir Trabzonlu buradaki olarak buradaki tek eksiklik senin Trabzonsporlu olmaman Kadir abi. Ben Trabzonsporlu evet. değilim. Evet. Ben çünkü kendimi İstanbul'a yani İstanbullu hissediyorum. İstanbul doğumlu ve İstanbul'da büyüdüğüm için ama Trabzon'a arkam sırtım dönük değil. Şimdi şunu ben merak ediyorum. Çadırdaki toplantı yasaklanınca CHP'nin hızlı bir refleks göstererek anında bir miting düzenleme kapasitesinin olduğunu görmek. Evet. Enteresan. Yani CHP'nin böyle bir hızlı reaksiyon gösterip anında örgütlenmek, orada spontane bir şekilde bir miting örgütlenmesini gerçekleştirmesi ve alanın doldurulması. Burada sosyal medya mı yoksa iletişim yani WhatsApp falan gibi iletişim kanalları mı etkili oldu, ne oldu bilemiyorum ama CHP açısından bence altı çizilmesi gereken takdire şayan bir şey var. Ataklık var, çeviklik var orada. Bu önemli. Bunun bir vurgulanması lazım diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu açısından yani şey yapmak istemiyorum, hiç bahsetmek bile istemiyorum ama dünkü o miting, bu seccade saçmalığının, seccade iftirasının hiçbir etkisinin olmadığı ve bir yani hani izinin dahi kalmadığının görüldüğü bir an oldu deyip kapatayım, noktayı koyayım. Bu konuya hiç girmek istemiyorum ama bu da bilinsin. Yani Trabzon gibi muhafazakar bir ilde hiçbir aksi sedasının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tür ucuzluklardan, bu tür boğuntulardan, palavralardan medet umanlar bundan ders alsın. İmamoğlu açısından da yani İmamoğlu siyaseten aslında o mahkeme kararı sonucunda Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için çalışmaya mahkum edildi. Ve gördüğüm kadarıyla mükemmel bir mahkum. Yani mecaz yapıyorum burada. Bu mahkumiyetinin gereğini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Bugün İsparta'da yapmış olduğu miting de çok başarılı bir mitingdi. Konuşması da gayet güzeldi. Çünkü doğaçlama. Tek başına. Doğaçlama. Tek başına yaptı. Doğaçlama. İçten konuşuyor. Metne bağlı değil. Ben kalpten izledim, konuşuyor. Evet. O akımdan bence gayet başarılı, iyi gidiyor. Yani bu ortak aday rekabetini, üstü örtülü rekabet, adık olmamış rekabetini çok başarılı bir şekilde açtıklarını gösteriyor her iki siyasetçinin de, hem Kılıçdaroğlu'nun hem İmamoğlu'nun. Çünkü İmamoğlu da zeki bir insan. Görüyor yani
siyasi geleceğinin, istikbalinin, partisinin geleceği, partisine dair herhangi bir perspektifi varsa o perspektifin gerçekleşmesi tamamen bu seçimlerin burada bir iktidar değişimi gerçekleşmesine bağlı. Şimdi ama sen dedin yani bu milliyetçi muhafazakarlardan oy almak zorunda. Ben de buraya küçük bir şerh düşmek istiyorum. Buna karşı değilim, doğru, milliyetçi muhafazakarlardan oy almak zorunda. Ve aynı konuşmada, yani girişte konuşmanda Muharrem İnce'ye değindin. Şimdi bu ikisi yan yana geliyor ister istemez. Ben de şöyle görüyorum hadiseyi. Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın sorunu Muharrem İnce değil. Millet İttifakı'nın asıl sorunu Muharrem İnce'ye oy verenler, oy vereceğini söyleyenler. Bunların nedenleri iyi araştırılmalı, çok kısa sürede araştırılmalı ve çok kısa sürede buna gereken cevaplar hazırlanmalı ve hızlı bir şekilde çok etkili bir iletişim diliyle, siyasal iletişimle bu kesimlere ulaşılmalı ve gereken yapılmalı. Çünkü çok fazla zaman kalmadı. Bu konuşacağız ayın işte 9'unda kesinleşmiş listeler, evet. YSK'ya veriyor ve aslında kampanya o zaman başlayacak. Şimdi Muharrem İnce'yi kimler bu anketlerde senin gördüğün ve benim de gördüğüm, benim de duyduğum üzere 8'ler, 9'lara, 10'lara taşıyor ya da Memleket Partisi'ni o seviyelere taşıyor. Hatta Muharrem İnce'yi onun da üstünde gösteren anketler var. Evet. Henüz yayınlanmamış anketler var. Bu iyi araştırmalı. Bu böyle kimilerinin öne sürdüğü gibi sadece protesto oylar falan değil. Ya da kimilerinin, bazı saygıdeğer gözlemcilerin ve hatta bizim de bahsettiğimiz gibi işte bir apolitik bir gençlik. Kendisini müesses siyaset sınıfının duruşunda, konumlanışında göremeyen, orada kendisini tarif edemeyen, karşılığını bulamayan bir gençlik değil. Yahut Kılıçdaroğlu'nda kendi gençliğinin karşılığını gören, ondan bu cevabı alamayan falan, bu değil. Hayır. Millet İttifakı'na şöyle bir bakalım. Yeni CHP'ye bakalım, Kılıçdaroğlu CHP'sine. Kılıçdaroğlu CHP'sinin o adayı önerdiği ortak aday, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ve yanında duran iki büyükşehir belediye başkanının siyasi profillerine bakalım. Sonra Akşener var ve 4 küçük parti var. Ben yani küçük parti derken kimse yani alınmasın. Yeni kurulmuş parti diyelim. Yani küçük parti deyince çünkü alınanlar. Yeni kurulmuşu karşılamıyor ama. Evet. Seçime girdikten sonra belki onlar yani aldıkları oya göre küçük parti veya büyük parti olarak adlandırılacaklar. Şimdi burada Kemalistler yok. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Baykal'ın CHP'si olmaktan çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi daha geniş kitlelere açıldı. Ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni söyleminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın kurucu ortağı olduğu da teslim edilmeli. Bu ortaklık, bu ortaklık mimarisinin ve ortaklığın ortaya koyduğu belgelerde. Misal hep işte laiklik vurgusu yeterli değil. Laiklik vurgusu yok, Atatürk yok diye şikayetler var, değil mi? Ben söyledim bunu. Sen de söyledin. Şimdi evet, belki Türkiye'nin şu an geçmekte olduğu dönemin siyasi gerçekliği ve gerekleri neticesinde bu büyük ittifak, bu Grand Koalisyon yani oluşturma gereği bazı bu tür tavizlerin verilmesini gerekli kılabilir. Ama neticede Türkiye'de gelip görelim artık bu gerçeği. Türkiye'de Kemalist ve ulusalcı bir kitle var, bir seçmen var. Bu seçmen kendisini Baykal döneminde CHP'de gerçekleştiriyordu. Sonra CHP sola açıldı vesaire. İşte CHP kendi sağına doğru açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi demokrat bir çizgiye geldi. Çünkü ulusalcılar ve Kemalistlerin hani demokrasiyle de bütünüyle
yani Kemalistler değil ama kimi ulusalcı Kemalistler yani, Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkı koydular. Şöyledir. Ben geçmişin Türkiye'sinden bahsediyorum. Yani bugün Türkiye'de demokrasi anlayışı da değişti, kültür de değişti. Yani gardırop Atatürkçülerinin zorba uygulamalarını Kemalizm diye yaymamak gerekiyor. Evet ama işte yani bugün CHP'nin geldiği noktada CHP'nin bütün kesimlere açılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini aşarak geniş bir ortak payda zemininde bütün muhalefeti ortak bir program çerçevesinde buluşturma gayreti. Ne bazı Kemalistler küçümsüyorlar. Burada Atatürk'ün, burada laikliğin gerekli şekilde vurgulanmadığını söylüyorlar. Halbuki laiklik Millet İttifakı'nın harcında olan bir şey. Laiklik olmadan bu ittifak olmaz zaten. Laiklik olmadan cumhuriyet de olmaz, demokrasi de olmaz. Bu çok açık, çok net. Bunun ama belki vurgulanması benim şeyim o değil. O ideolojik benim çizginin, konu, o siyasal konu, çizginin konu şu bugün. Muharrem İnce'nin çok güçlü bir fikri altyapısı yok. Muharrem İnce'nin, hatta güçlü demeyeyim de ortalama bir fikri altyapısı da yok Muharrem İnce'nin. Muharrem İnce aslında partisi ve örgütü olmayınca popülist bir politikacı. Muharrem İnce'ye yönelen bu işte teveccüh, bu şey kendisine bir gidecek yer arayan ve mevcut halinden memnun olmayan ciddi bir Kemalist seçmeni, ki İyi Parti'de de var bu. İyi Parti'de de bu. Ama zaten Memleket Partisi seçmeninin bir kısmı İyi Parti'den geldi. Evet, İyi yani, Parti'den geldi. Ama onlar zaten Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorlardı. İşte öyle bir eğilim belirtmişlerdi. Anti Erdoğanizm Türkiye'de ulusalcıları ve Kemalistleri de içine alır ve onları da yatağa keser. Onları da kapsayan bir ortak paydadır. Bu ortak payda zemininde demokrasi yanlılığı inşa etmeye çalışıyor. Demokrasi programı, demokratikleşme, hukuk devleti ve işte devlet kurumlarının yeniden ihya edilmesi, reorganizasyonu vesaire iktidar gelindikten sonra. Bütün program aslında bu. Buraya bu rahatsız Kemalistlerin, bu endişeli Kemalistlerin, ulusalcıların geri çağrılması lazım. Çok kısa sürede bunun yapılması lazım. Bu yapılırsa illa yani Memleket Partisi'ni ya da Muharrem İnce'yi hedef almayacak şekilde yapılırsa ve bunda başarılı olunursa seçim ilk turda biter. Bu başarılı olunamazsa seçim ikinci turda Millet İttifakı'nın ortak adayı tarafından kazanılacaktır. Ancak bu olurken yine Muharrem İnce'ye oy vermiş olan Kemalist seçmeni, ulusalcı seçmeni kazanmak gereği ortaya çıkacaktır. Kılıçdaroğlu'na karşı duydukları tepki ile içlerindeki Erdoğan karşıtlığı arasında bir tercih yapacaklar. Artık o tercih tamamen stratejik bir tercih olacak. İşte bu tercihi kolaylaştırması gerekiyor Millet İttifakı'nın. Millet İttifakı'nın kurucu zekasının, aklının sürekli olarak, genel olarak diyeyim, muhafazakar kesimlere oradan oy gelmeden iktidarın değişemeyeceğini düşündüklerinden sürekli olarak muhafazakar kesimlere tavizkar ve daha muhabbetli, daha teveccühkar davranmasını ben anlıyorum. Ama Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var işin sonunda. İşte bunun önlenmesi lazım. Şu an yapılan araştırmalarda biraz bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olunmuş gibi gözüküyor. Ve bu sonuç böyle giderse, buna yönelik bir tedbir alınmazsa, bir, dediğim gibi seçimin ikinci tura kalmasına neden olur. Bu da bir risktir. İki, mecliste Cumhur İttifakı, onu da tartışacağız. Cumhur İttifakı belki çoğunluğu alamaz. Ama iki anahtarlı bir meclis ortaya çıkar. Anahtarlardan biri HDP olur. Belki diğeri de Memleket Partisi olur. Çünkü Memleket Partisi'ne de yönelik bir burada teveccüh görüyoruz. Bunun önlenmesi açısından, yani HDP anahtar olmasın, yanına bir de Memleket Partisi'ne koyalım anahtar olarak diye bakılıyorsa,
bakıyorsa bir seçmenin bir kısmı böyle sanki bir ortak akıl var gibi düşünülür ya aslında yok öyle bir şey. Memleket Partisi'ne oy vererek dengelemek istiyorlarsa ulusalcı ve kemalist bir grup seçmen bu kendi gördükleri bu dengesizliği bunun sonuçta doğrudan aslında Erdoğan'ın ve Erdoğan iktidarının ve AKP iktidarının ekmeğine yağ sürecek bir eğilim olacağının anlatılması lazım ama hani bunu benimsediğim için söylemiyorum. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi de algılanmamalı o cenah tarafından bu durum. Yani bize ölümü gösteriyorsunuz, sıtmaya razı. Sıtma olmamalı o. Yani o sıtma olmamalı. O aslında bildikleri, aslında içinden çıktıkları işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancılaştıkları bir parti olmadığı. Aslında hani deniyor ya Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuğudur, evladıdır. O seçmen de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenidir. O seçmenin yeniden kazanılması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence önündeki en önemli görev bu aşamada bu olmalı. Bu görevlerden biri, önemli görevlerden biri bu olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Hı hı. Ben bugün AK Parti ve MHP'de tanıdığım yetkilileri aradım. Bilhassa MHP'leri aradım. Yani 3 ya da 4 MHP'li üst düzey yetkiliyle görüştüm. Onlara şunu sordum. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli bir tweet atmıştı. Biz seçimde kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla gireceğiz şeklinde tweet atmıştı. Acaba bu tweette belirtilen siyasal çizginiz değişti mi? Yani AK Parti ile ortak bir liste oluşturma ya da belli illerde ortaklaşma gibi bir eğiliminiz var mı? Şiddetle reddettiler. MHP cenahı biz hiçbir yerde işte AK Parti ile ortaklaşmayacağız ya da işte MHP seçmenleri herhangi bir yerde AK Parti'ye oy vermeyecek. Amblem olarak ona oy vermeyecek. Dediler. Bunu da kesin bir dille söylediler. Ancak ilerleyen günler bir yumuşamaya neden olur mu bilmiyorum. Fakat özellikle Hüdapar AK Parti listelerinden girmişken Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi kendi amblemiyle pusulada yer alırken MHP'nin sanki Yeniden Refah ve Büyük Birlik'ten daha az oy alırmış gibi böyle bir intibaya mahal verecek şekilde AK Parti ile ortaklaşması o partinin kendi hikayesi bakımından da tartışmalı bir sonuç olur. Kendi kendisini tartıştırır. O nedenle MHP'liler kesin bir dille bunu yalanladılar. Bunu biz kesinlikle herhangi bir yerde AK Parti listelerinden girmeyeceğiz dediler. Ardından tabii CHP'liler ve Millet İttifakı bileşenleriyle de görüştüm. Şimdi bu akşam Millet İttifakı cephesinde bu akşam vaziyet netleşiyor. Bu akşam birden çok sorunun cevabı verilebilir. Onlardan biri şu. İYİ Parti ile CHP kaç ilde uzlaşacak? Kaç ilde ortak liste çıkaracak? Bu birinci soru. İkincisi CHP ile DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partileri nasıl bir seçim strateji izleyecek? Bu da ikinci bir soru olacak onlar açısından. Öğrendiğim kadarıyla CHP ile İYİ Parti 15 ilde anlaştılar. 15 ilde. Bunların bazıları Doğu ve Güneydoğu'da, bazıları Karadeniz'de, bazıları İç Anadolu'da. Bu 10 ve 15 il muhalefetin bir önceki seçimde ya bir vekil çıkardı ya hiç vekil çıkaramadığı yerler olacak. Buralarda o illerde hangi partinin daha çok oy aldığına bağlı olarak İYİ Parti ya da CHP listelerine girilecek. Ancak bu anlaşma sadece İYİ Parti ile CHP arasında. Yani işte diyelim X Van'da CHP, Gümüşhane'de hani İYİ Parti listelerinden girmek suretiyle bir yöntem denilecek. Bu 10-11 düzeyindeydi. Öğrendiğim kadarıyla bugün Meral Akşener yakın kurmaylarına 15 il diye açıklamış. 15 ilde anlaşma olduğunu, şu saat itibariyle anlaşma olduğunu öğrendim. Ancak bu artar mı? Azalır mı bilmiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yi aslında diğer formüle ikna etmeye çalışıyor. O da şu. Biz 6 parti olarak tek bir listeden seçime girelim. Aslında Kılıçdaroğlu'nun arzusu bu. Fakat İYİ Parti buna yanaşmıyor. Bazı illerde. Hemen her ilde. Ona geleceğim. İYİ Parti buna yanaşmıyor. İYİ Parti ayrı bir parti olarak seçime girmek istiyor. Kaldı geriye 5 parti.
Yani İYİ Parti dışındakiler. CHP, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi. Bunlar aslında, bunlardan üçü aslında başka bir formülasyon üzerine kafa yoruyorlar yaklaşık bir yıldır. Saadet, Gelecek ve DEVA partileri. Bu üç parti ittifak içinde bugün. İttifak yapalım. Biz Millet İttifakı'na tek logo, ayrı bir Millet İttifakı çatısı altında tek bir parti olarak girdiğimizde hem oyumuzu yükseltiriz hem de milletvekili çıkarız diye hesap ediyorlardı. Duyduğum kadarıyla DEVA onlara işte anketlerde oyunun daha yüksek olduğunu gerekçe göstererek bizim listemizden girin diye teklifte bulunmuş. Fakat diğer partiler bunu reddetmişler. O nedenle bu formül ortadan kalkmış. Geriye ne kaldı? Diğer 5 parti ne yapacak? Yine bugün öğrendiğim kadarıyla bu 5 parti, bugüne kadar şu konuşuluyordu işte 20 ilde, 30 ilde, 40 ilde bu partiler kendi amblemleriyle girecekler. Geri kalan illerde ortak listeden girecekler diye biliyorduk. Bugün itibariyle şu bilgiye ulaştım. Diğer 5 parti, CHP, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin Türkiye'nin hemen her ilinde CHP listelerinden girme yönünde uzlaştığı bilgisine ulaştı. Bu 5 parti CHP listelerinden her yerde aday gösterme noktasında uzlaşma aşamasına geldiler. İhtiyat bırakarak söylüyorum ama büyük ihtimalle bu böyle olacak. Yani Millet İttifakı iki partiden, pusulada iki parti oluşabilir. CHP ve İYİ Parti. İYİ Parti'nin içinde ayrıca Bağımsız Türkiye Partisi var biliyorsun yani. CHP listelerinde ise hem Saadet hem DEVA hem Gelecek hem Demokrat Parti olabilir. Bu çok zor olmayacak mı? Hayır zor olmaz. Hayır zor olmaz. Çünkü bu 5 partinin çeşitli illerdeki ağırlık derecelerine göre göstereceği seçilmesini istediği milletvekili adayları CHP listelerinden gelecekler. Peki İYİ Parti ve CHP'nin anlaştığı yerlerde nasıl olacak? Bu? 12 ilde. Orada CHP ve İYİ Parti... Orada da fermuar sistemi uygulanacak. Muhtemelen. Orada da yani CHP ve İYİ Parti o sınırlı sayıda il zaten. O sınırlı sayıda ilde eğer yani CHP listesinden gelecek illerse bunlar orada herhalde CHP diğer bileşenlerine kapıyı açar diye düşünüyorum. O nedenle biz pusulada iki parti görebiliriz. Kalan sürede de uzlaşmak biraz zor yani gibi. Bu akşam bir toplantı daha yapılıyor. Şu esnada yapılıyor diye biliyorum. Yani çok sınırlı bir süre kaldı. Ama uzlaşma büyük ihtimalle böyle olacak. Çünkü şöyle bir hesap yapmışlar Kadir abi. Eğer ittifakın bütün partileri tek listede girerse 300'ün üzerine çıkabiliyoruz diye hesap etmişler. Eğer İYİ Parti dışındaki 5 parti bir araya girirse bu durumda 250'nin üzerine çıkıyoruz diye hesap etmişler. Ve İttifak yapılması halinde artık 43 milletvekili daha alabileceği yönde bir hesap yapılmış. Dolayısıyla ne kadar parçalı girilirse o kadar çok milletvekili kaybı yaşanacak. Evet. Seçimde ikinci tura kalırsa Muharrem İnce faktörü ona neden olabilir. Seçim ikinci tura bıraktırabilir. Bu durumda vatandaş parlamentodaki orana bakıp ikinci turda karar verebilir. Doğru. O nedenle hem Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak hem de güçlü bir parlamento seçimi yapılacak. Bu yüzden bir sıcak gelişme olarak vurgulayayım. Yani İYİ Parti hariç diğer 5 parti CHP listelerinden seçimlere girebilir. Ha bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu CHP'de liste krizinin yaşanması. Elbette. Bunu beraberinde getirir. Şimdi diğer ayrıca araya gireyim. Diğer o 4 partinin toplam oyu ne kadar? İşte onlarda CHP sağlayacak. CHP onlarda yani daha şey davranacak. Ya şimdi bonkör davranacak. CHP onlarda daha ölçülü davranmak zorunda kalacak. Birincisi belki duyduğum kadarıyla 30 civarında milletvekili kontenjanı ayırdığı söyleniyor. 30 civarında. DEVA gelecek seçilebilecek yerden 30 kadar. Ama seçilebilecek yerden sıralarda verilir herhalde. Yani Bayburt'ta 1 var. Onu geçiyorum. Erzurum 7 diyelim. 8 gibi. 4 gibi yani. Neyse. Rize 3 vekil var. 3 gibi. Yani seçilebilecek yerlerden toplam 30, seçilemeyecek yerlerden işte bir miktar daha milletvekili kontenjanı ayırabiliriz. Tabii CHP'nin hali hazırda 140 civarında milletvekili olması gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam. 130 küsur, 134 böyle bir şey. Yani yanlış şimdi mevcut yüzü korumak zorunda ve yeni vekillikler kazanmak zorunda ki paydaşlarına dağıtabilsin. Şimdi CHP'ye de 4000 civarında başvuru var Kadir abi. 4000 çok büyük bir rakam. Diğer partilere de 300-500 bin civarında olsa herhalde 6-7 binlik bir kontenjan, bir havuz var. Bu havuz içerisinden seçilebilecek 300 insan.
azami 300 insan çıkarmaya çalışılacak. CHP'nin işi zor. CHP hem kendi... Neticede 600 kişilik bir liste yapılacak. Şimdi evet, yani şöyle ki Kadir abi, 40 küsur il başkanı istifa etti. Yığınla ilçe başkanı istifa etti. Her yerde işte Rize'de 3 tane vekil çıkacaksa 10 tane aday var. Hı hı. İşte dolayısıyla bütün bunlara, bütün hem önce kendi kitlesini tatmin etmeli, hem de partisinde adaletsizlik hissi yaratmayacak, üvey evlat muamelesi oluşturmayacak şekilde kontenjan teşkilatta küstürmemesi lazım. Şimdi bu zor bir denge. Bakalım ne yapacaklar. Bir diğer taraftan Muharrem İnce de buraya bakıyor. Şimdi Muharrem İnce de stratejisini bunun üzerine kurmuş. Çünkü CHP'yi biliyor. CHP yetişmiş. CHP'de bu liste kavgalarının nelere mal olduğunu, geçmişte hangi ayrılıklara, içeriden haber de alıyor. Hangi ihtilaflara ve ayrılıklara bölüm neden olduğunu da biliyor. Yaşayarak gördü. O da diyor ki 9-10 Nisan'ı bekleyin. Aslında kendisi bekliyor. Niye? İşte o gün oluştuğunda, o gün geldiğinde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden kimi insanlar listelere girecekler. O insanlardan bazıları AK Parti'deyken yaptığı uygulamalarla CHP'lilerin olumsuz hatırladığı insanlar olabilir. Ergenekon balyoz davalarında verdiği demeçlerle olumsuz hatıra bırakmış olabilir. Yahut işte Atatürk hakkında, Cumhuriyet hakkındaki eski değerlendirmeleri bugün ciddi bir problem oluşturuyor olabilir. Bütün bunların hepsi Muharrem İnce'nin "ey CHP'liler gördünüz mü?" diyeceği argümanlara dönüşebilir. Muharrem İnce de onu bekliyor. O nedenle CHP'nin inceleyip sık dokunması gerekiyor. Bir de sıcak bilgi vereyim, yeni bilgi vereyim. Tabii CHP'nin duyduğum kadarıyla görüştüğü insanlar arasında ilginç bir isim daha var. Galip Ensarioğlu. Diyarbakır eski AK Parti milletvekili. Evet. Ve yakın dönemde onunla da görüşmüşler ve milletvekili merkez sağ kökenli bir ailedir o. Evet, evet, Ensarioğulları. Zaten Salim Ensarioğlu İYİ Parti. DYP eski. Evet, o da İYİ Parti. Dolayısıyla Galip Ensarioğlu CHP'nin yakın dönemde görüştüğü bir isim olarak bana ulaştı. Bir diğeri de hadi onu söylemiyorum. Daha sonraki günlerde söylerim. Sözü sana bırakıyorum. Ya burada son 10 dakikamız kaldı. HDP meselesini de evet, çok kısa evet, çok kısa konuşacağım. Burada bir kritik bir denge var. Birincisi Türkiye'nin acil ihtiyacı olan, Türkiye'de halkın acil talebi olan büyük çoğunluğun diyeyim, %60'ının diyeyim, en azından %60. Rejim değişikliği, iktidar değişikliği ile partilerin dar siyasi çıkarları arasındaki denge nasıl kurulacak? Bu gerçekten hayati bir konu. Çünkü bu denge kurulamadığı takdirde bu iktidarın da işine yarayabilir ama yani rejimin bir şekilde düşe kalka devam etmesini sonucunu doğurabilir. İkinci tura kalacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu çok kötü etkileyebilir. Meclisteki dağılım. Bu dengenin kurulması ve bütün partilerin demin konuşacağım biraz sonra konuşacağımız konu açısından itibariyle de bu böyle. Kendi dar siyasi çıkarlarını bırakıp, kendi eskiden ona şey denirdi sol jargonda sekter grup çıkarları, sekter çıkarlarını bir yana bırakıp Türkiye'nin yüksek çıkarlarını öne almaları en azından bu seçimde. Ama işte siyasetin doğası bunu bir yere kadar kabul ediyor. Bir noktadan sonra dışlıyor. Misal Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti dengesi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi eğer AK Parti listelerinden girse seçime AK Parti yani daha doğrusu Cumhur İttifakı Muharrem İnce faktörünü de göz önüne alarak ilk turda çoğunluğu zorlar. Değil mi? Yani millet TBMM meclisi zorlar çoğunluğu. Ama senin konuştuğun MHP'liler biz katiyen yapmayacağız bunu diyorlar. Çünkü aslında bu bir işte MHP Türkiye'nin mazisi çok en eskiye giden kurumsal bir partisi ve MHP ideolojik yapısı çok kuvvetli bir parti. Seçmenin de ideolojik anlamda bağlılığı olan bir parti. Mutlaka 3 ileri görmek ister seçim pusulasında ve oraya damgasını vurmak ister. Diğer sol partiler içinde bu küçük sosyalist sol partiler vesaire yani her zaman orada sekter, dar grup çıkarları ön plandadır. Bu böyledir. Bu eğer MHP ve AKP kendi içlerinde bu sorunu çözemezlerse zaten mecliste azınlığa düşeceklerdir. Bir de şöyle bir denge var. Tabii burada kim kime acaba savaş hilesi uyguluyor tırnak içinde. Yani onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Bahçeli'nin çok sert, çok kat'i bir açıklama yapmış olmasına rağmen bakalım gerçekten MHP ve AK Parti ayrı ayrı mı? Yani MHP her yerde kendi amblemiyle mi girecek? Kendisi olarak mı girecek seçime? Burada ittifak 5 parti önemli. Bir listede girerse burada, diğer tarafta kıpırdama olur. Evet, şimdi çünkü böyle bir şey olduğu zaman o da MHP ve AK Parti'yi bu manada birleşmeye itecek ister istemez. Ortaya böyle bir iki büyük partinin çatısı altında birleşmiş İYİ Parti'ydi ve DDP, yani dört parçalı bir tablo çıkacak ister istemez. Buraya doğru zorluyor ve burada sanıyorum bayağı bir aslında yani istihbarat da toplanıyordur. Her iki kesim de birbiri hakkında istihbarat topluyordur, duyum peşine düşmüştür. Bu açıdan bakalım, yani çok sert bir, çok enteresan ve sert bir kaç gün yaşayacağız. Ve yani kimse yek diğerinin ayrı listeler halinde seçime girdiğine güvenip hareket etmeyecektir. Herkes sağlama bağlamak isteyecektir diye düşünüyorum. İstersen şeye geçelim. HDP ve TİP arasında bir gerilim var. HDP ve TİP arasında. Şöyle bir Emek ve Özgürlük İttifakı adını taşıyan bu ittifak içerisinde birden çok parti vardı. TİP dışında kalanlar Yeşil ve Sol Parti listelerinden girmeye karar verdiler. HDP kapatılma davası riskinden ötürü Yeşil ve Sol Parti adıyla seçime girecek. Ve dolayısıyla TİP dışında kalanlar da o listelerde kendisine yer bulacak. Ancak TİP baştan bu yana kendisinin ayrı bir kitlesi olduğunu ve ayrı bir parti olduğunu, ayrı kendi logosuyla ve kendi adayıyla seçime girmek istediğini ama Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altına girmek istediğini söylüyor. Şimdi aralarındaki problemin birkaç nedeni var. TİP diyor ki biz HDP'nin zaten kuvvetli olduğu yahut kıl payı milletvekili kazandığı ya da kaybettiği yerlerde ortaklık hukukumuz gereği girmeyeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'nun tamamı neredeyse. Yenileri açıklandı. İşte Aydın, Manisa, İzmir'in bir bölgesi, Bursa'nın bir bölgesi, Kocaeli gibi yerlerde, işte Erzurum. HDP bir milletvekili kıl payı çıkarıyor ya da bir milletvekili kıl payı kaybediyorsa Yeşiller ve TİP Türkiye İşçi Partisi bu bölgelerde girmeyeceğini, ortaklığına zarar vermeyeceğini söylüyor. Ancak HDP'lilerdeki bazı HDP'liler tutum ise şöyle. TİP bütün hesaplarını HDP'nin barajı aşmasına bağlı olarak yapıyor. Eğer siz bizim barajı aşma gücümüzden yararlanarak ve bizden de oy alma yoluyla milletvekili sokmayı düşünüyorsanız bu bizim benimseyebileceğimiz bir yöntem değil. Doğrusu gelin bizim listelerimizden seçime girin diyor. Ben HDP'nin bu yaklaşımını anlayabiliyorum. Ancak orada farklı bir durum söz konusu. Bir kere Türkiye İşçi Partisi son dönemlerde milletvekillerinin performansı nedeniyle popülerleşen bir parti ve o popülerliğin sonucunda 99'ların Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ni andıracak şekilde bir çekim merkezine dönüştü. Bilhassa gençlerin bir kısmı Memleket Partisi'ne oy vereceğim derken bir o kadar kısmı da TİP'e oy vereceğim diyor bu arada. CHP'li Aile Türkler örneğin, yani çoğunlukla böyle. Ve orada toplumun tanıdığı yüzler var. İşte Mehmet Aslantuğ onlardan biri. Mehmet Aslantuğ TİP'te milletvekili adayı olacak. Çok sayıda böyle ünlü milletvekili adayı var. Şimdi HDP'liler şunu yanlış kavruyorlar. Bu insanlar TİP'ten değil de HDP'den milletvekili olmaya evet demeyebilirler. Onlar deseler bile HDP'ye, TİP'e bu nedenle oy verecek insanlar HDP'ye oy vermeyebilirler. Yani her zaman şu geçerli değil. TİP HDP listelerinden temsil edildiğinde kendisine oy verecek kitleyi oraya taşıyamayabilir. Bu nedenle ben TİP'in de ayrı bir kimlik ve parti olarak işte ittifak içerisinde yer almasına dair itirazını onlar arasından anlaşılır bulabiliyorum. Fakat süreç şu aşamaya geldi. Büyük ihtimalle işte HDP ile ya da Yeşiller ve Sol Partisi ile TİP uzlaşma sağlayacak. Çok 2-3 il kaldı uzlaşmadıkları. Ancak HDP kitlesinde tepki var. HDP kendi kitlesinin tepkisini dindiremiyor. Ve o kitle ısrarla nedir gerekirse TİP kendi yolunda ayrılsın gitsin, biz kendi yolumuza gidelim noktasına gelmiş durumlar. Büyük ihtimalle bu sorun çözülür diyorlar. Selahattin Demirtaş tweetler attı. O nedenle artık HDP, yani Yeşiller ve Sol Partisi 80 milin tamamında
tip ise daha sınırlı bir kesiminde seçime girecek. Bu arada HDP'de şöyle bir durum var. 2 yıllık milletvekili sınırlaması var. İki dönem milletvekili sınırlaması var. İki döneme bitenlerin ayrılması gerekiyor. Bu nedenle HDP'de Garo Paylan'ın ve Meral Danış Beştaş'ın bir daha milletvekili gösterilmeyeceği ya da daha zayıf illerde gösterilebileceği bir tartışma da sürüyor. Esasen bu iki isim HDP'nin en görünür, en etkin, en yani performans yüksek milletvekilleri. HDP aslında da bir başka tartışma bu. Sözün tamamını ben kullanmışım. Sürenin tamamını kullanmışım. Bitmiş peki. Maalesef. Çok özür dilerim Kadir abi. O zaman sonuç ortaya çıksın, o zaman bakarız. Pazartesi daha etraflıca konuşacağız. İyi akşamlar. Uzakta unutulmuş kardeşim. Gel yan yana yürüyelim. Sana